direkt kendini tanıtabilir misin kısaca? Ben Doruk Karaman. Üçüncü sınıfa geçtim. Elektrik elektronik okuyorum Bilkent Üniversitesi'nde. Bursluyum. Aynı zamanda geçen sene YES'te Business Talks yönetim kurulu üyesiydim. Sanırım bu şekilde anlatabilirim kendimi. Teşekkürler. Şimdi ilk soru olarak bize bölümünden bahsedebilir misin? Hani genel olarak işte bölümün şeyleri nedir, özellikleri nedir gibisinden. Hani bölümün tanıtımı, bu bölüm ne? Bu bölümdekiler ne yapar? Siz ders olarak ne görüyorsunuz kısacası? Tamam. Başlayayım. Evet, bölümüm elektrik elektronik mühendisliği. Ne yapıyoruz? Aslında çok geniş bir bölüm. Burada tercih etme nedenlerimden biri. Bu tip bir soru soracaksan ileride buna da değinirim zaten. Ne tarafa yönelmek istersen o tarafa yönelebiliyorsun. Birazcık da fiziksel hardware işleri yapmak istiyorsan devre tasarımı tarzı şeyler yapabiliyorsun. Anakart tasarlayabiliyorsun, anakart test edebiliyorsun. Ya da daha software'e yönelmek istiyorsan CS yani bilgisayar mühendisliğine benzer dersler alarak bilgisayar mühendisi gibi mezun olabiliyorsun. Evet, elektrik elektronik mühendisliği böyle. Birazcık da normal hayattan da örnek verebilirim. Hani bir elektrik elektronik mühendisi nerede çalışır? Tabii. Evet, mesela normal oyun şirketlerine girebilirsiniz software tarafına yönelirseniz. Ne bileyim, uygulama tasarlayabilirsiniz. Uygulama kodlama yazıp yani uygulama kodunu yazabilirsiniz. Onun dışında böyle Arduino tasarım, Arduino kodlama işleri yapabilirsiniz. Anakart tasarlayabilirsiniz şirketlerde. Anakart çizebilirsiniz veya test edebilirsiniz yani. Onun dışında mesela böyle otomotiv sektörüyle ilgiliyseniz elektrikli arabalar gelecekte görünüyor. O tip şeylerde yer alabilirsiniz. Ne isterseniz yapabilirsiniz gibi. Siz ne tarafa yöneleceğinize bağlı. Peki ikinci sorum şu şekilde o zaman. Hani bu bölümü Bilkent'te tercih etmenin sebebi ne? Bu bölümü Bilkent'te diğer okullara göre farklı kılan şeyler ne? Tamamdır. Hemen cevaplayayım. İki kısımda cevaplayacağım bu arada. Öncelikle neden bu bölümü tercih ettim? İkincisi neden Bilkent? Neden tercih ettiğimi az çok bahsetmiştim. Ben kararsız biriydim ki bence bu normal bir şey. 18 yaşında birine gelecekte ne olmak istiyorsun diye sorunca böyle net bir karar vermesini çok bekleyemezsiniz. O yüzden hani ben bilmiyordum ne yapsam. Acaba böyle elle tutulur bir şeyler mi yapsam yoksa kodlama mı yapsam dedim. Hani bilgisayar mühendisliğine girseydim ne yapacağım belliydi. Ama ben tam emin değildim. O yüzden elektrik elektronik mühendisliği yazdım. Ve şu anda ilgim biraz daha bilgisayar gibi. O yüzden o tarafa doğru kayıyorum. Neden Bilkent'e gelecek olursak? Benim puanım yüksekti biraz. Bu nedenle zaten burslu kazanmıştım Bilkent'i. Ve burslu kazanmışken ben bir özel üniversitede okumak istedim. Çünkü imkanları biraz daha fazla oluyor. Hem laboratuvarda oluyor bunlar hem de sosyal hayatta da. Mesela spor takımlarında falan yer almak isterseniz de benim gözlemlediğim ya da duyduğum kadarıyla özel üniversitelerin imkanları biraz daha fazla oluyor. Aynı şekilde Ankara'da da kalmak istiyordum. Tam işte bu iki sebepten dolayı birleştirdiğimde Bilkent'te benim için biçilmiş kaftandı. Böyle diyebilirim. Tamam. Ya bu şeyi de soracaktım. Hani nasıl tercih dönemi nasıl geçti sorusunu da aslında cevapladı bu abi. Hani şey kısmını özellikle sorayım. Hani sence bu bölümü hani diğer üniversitelere göre farklı kılan bir şeyler var mı? Hani sırf Ankara'da olması dışında ya da elektrik elektronik sence neden Bilkent'te daha iyi gibi? Ya tabii hepsinin kendi içinde o nedenleri vardır. Hani ODTÜ'nün daha iyi yanları vardır, Boğaziçi'nin daha iyi yanları vardır, Koç'un daha iyi yanları vardır. Hangisinin sizin zevklerinizle veya sizin hedeflerinizle uyuştuğu önemli daha çok. Hani bu yüzden şey diyemem, kesinlikle Bilkent Elektrik Elektronik en iyisidir tarzında bir ifade yapamam, yanlış olur. Size uygundur veya değildir. Bana neden uygun geldi? Yani başta Bilkent'in negatif ve dezavantajı olarak bana zor olmasını zor olduğunu söylemişlerdi. Birazcık hafife almışım ben. Bunu ondan yakınım oldu zaman zaman. Ama hani bu negatifi çıkardığımda geri kalan şeylerin genelde pozitif olduğunu gördüm. Hoca şimdi sana katmak istedikleri, seçmeli ders imkanları bile hani ne bileyim sonuçta 3. 4. sınıfta tamamen seçmeli dersleri alıyorsunuz. Tabii. Ve orada hani aldığım dersler bile benim ilgimi çekmişti önceden baktığımda. Bu nedenle Bilkent'i tercih ettim. Mantıklı. O genel olarak zaten hafife alınan bir şey. Diyeceğim Burak'la da konuştuk. Bir insanlar Bilkent'in ne kadar zor olduğuna gerçekten hafife alıyorlar. Hani lise zordu diyorsanız Bilkent'te çok daha üzülürsünüz. Onu bir uyarı olarak dursun yani. Kısaca şundan bahsedelim. Hani üç ayrı şekilde cevap verebilirsin istediğin gibi. Önemli değil. Hani genel olarak hani şu anki Bilkent'teki
kampüs hayatı, sosyal hayat ve hani kulüp etkinliği olarak ne düşünüyorsun ve de bunlar seni şu ana kadar tatmin etti mi? Bu soruya olumlu bir cevap vereceğim. Çünkü ben Bilkent'te okula gidebildiğim dönem sırasında hem spor faaliyetlerinde hem de kulüp etkinliklerinde gayet aktif rol aldığımı söyleyebilirim. Bu arada ben 2019 girişliyim ve 2020 Mart'tan sonra okula hiç gidemediğimi düşünürsek okula gidebildiğim dönem çok uzun bir vakit değil. Ama bu vakitte çokça kulüp etkinliğine aktif rol aldım. Ayrıca Bilkent'in su topu takımında da kaleci olarak oynadım. Ve ben gördüklerimden çok memnunum. Covid eğer başımı ağrıtmasaydı turnuvaya da gidecektim spor takımıyla. Ayrıca kulüp etkinliklerinde de yüz yüze gayet eğlendiğim ve çok güzel tecrübeler kazandığımı söyleyebilirim. O yüzden benim geri bildirimim pozitif. Tamamdır. Teşekkürler. Son soru olarak hani gene birazcık değindin buna da hani işte şu ana kadarki tecrüben üzerinden hani elektrik elektronik bölümünde özellikle hani Bilkent bünyesinde nasıl staj ve iş imkanları olduğunu düşünüyorsun diye. Yani birazcık genel bir cevap vereceğim sanırım. Tabii. Ama yani şöyle diyeyim. Hiçbir şirket en azından benim gözlemlediğim kadarıyla sizi sadece bir üniversitede belli bir bölümde okuyorsunuz diye almıyor. Sizin birazcık kendi çabanıza bakıyor. Hani kendinizi kulüplerle geliştirmiş misiniz? Onun dışında özel hayatınızda kendinizi bu alanınızda geliştirecek dersler almış mısınız? Diplomalarınız var mı? Projeler yapmış mısınız? Onlara bakılıyor. Ve bir üniversitenin buradaki en önemli görevlerinden biri de bence kişiye bu imkanları sağlayabilmek. Yani kendini geliştirebileceği alanları sunmak. Bilkent de bunu çok güzel yapıyor. Siz de bu fırsatı değerlendirirseniz ve kendinizi geliştirirseniz şirketlerin size dönütü gayet pozitif oluyor ki Bilkent'te zaten seviyorlar benim duyduğum kadarıyla. Yani siz eğer elinizden geleni yaparsanız ve istediğiniz yerlerde bence imkan bulabilirsiniz. Tabii bunu söylemek için ne kadar tecrübeliyim o da birazcık tartışılır ama Yok estağfurullah. benim gözlemlerim ve duyumlarım böyle. Tabii. En son sondayız şimdi. Şey hani ya tercih yapacak arkadaşlara söylemek istediğim şey ya da sırf öylesine söylemek istediğim herhangi bir şey var mı? Yani zor bir soru ya. Çok genel. Çok istediğin şey diyebilirsin. Sayonara deyip kapatabiliriz. Sıkıntı yok. Yok yok yani öncelikle aklınızda bir kent varsa düşünün, soruşturun. Hani tek kişiden duyarak tercih yapmayın. Ve şunu unutmayın, her zaman son karar sizin. En yakın arkadaşınız da sizi sizden daha iyi tanımıyor. Aileniz de, çevrenizdekileriniz de, akrabalarınız da. O yüzden siz size uygun olacak üniversiteyi ve bölümü kendiniz karar vermeye bakın. Ama bu süreçte olabildiğince diğerlerinin fikrini alın. Hangisi kafanıza yatarsa ona göre bir tercih yapın. Beni dinlediğiniz Aynen. için teşekkür ederim. Aynen öyle. Çok teşekkürler. Başkasının kararıyla mutsuz olmaktansa kendi kararıyla mutsuz olmak daha iyiyiz. En kötü ihtimalle. Kesinlikle. Çok sağ ol Doruk.